Hakan Bey bir dakika. Dursun Bey tutar mı bu iş? Yani sizin kafanıza yattı mı bu Şimdi model? Şimdi tabii gelen mesajlara da bakıyorum. Yani ben de bakamadım da o yüzden. İstanbul'da yani birinci bölgede tabii Sayın Genel Müdür çok daha iyi biliyordur. Metrekare maliyeti, konutların metrekare maliyetleri dikkate aldığında 2-2,5 milyona konut var mı? Yani soru işaretleri var. Emlak Konut gelmiş. Genel Müdürü'ne soralım. Evet, yani İstanbul için söylüyorum. Yani siz niye soruyorsunuz ısrarla? Çünkü bunu? Sorular var. Yani Sayın Genel Müdür'ün verdiği rakamlara biz sıfır konut bulamayız diyorlar. 2-2,5 milyona. Tamam, Hakan Emlak Konut Genel Müdürü. Evet, Hakan evet. Bey cevaplasın. Bunu sahada gezersek göreceğiz zaten bulabildiğimizi. Veya internet sitelerinden araştırırsak göreceğiz zaten. Yani şöyle değerlendirmek lazım. Tabii ki çok farklı fiyatlara da projeler var. Ya bu projenin niteliğine göre, içerisindeki sosyal alanlarına göre, projenin olduğu noktaya göre bu fiyatlar değişebilir. Yani zaten proje gayrimenkul böyle bir şeydir. Ama bugün baktığınızda, sahaya çıkıp dolaştığınızda 2-2,5-3 milyona 2+1, 3+1 projelerde bitmiş konutlar da bulabilirsiniz. Devam eden konutlar da bulabilirsiniz. Ya bu bizim projelerde de mevcut. 2,5 milyona, 3 milyona, 3-4 civarında 2+1, 1+1 piyasada bahsettiğim gezip dolaşırsanız 2-3 milyon bandında 2+1'i çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunu dediğim gibi internet sitelerinden bakarsanız da bulabilirsiniz ya. Yani, bu peki açık bir konu. Metrekare maliyeti bir şey daha soracağım ben de. Emlak konut, çok özür dilerim. Pardon. Metrekare maliyeti arsa payı hariç inşaat maliyeti konusunda siz tabii ihale yapıyorsunuz. Bu konulara çok hakimsiniz. Şu an 2002 sonu itibariyle inşaat maliyeti ne kadar Sayın Genel Müdür? Bu projeye göre, projenin niteliğine göre değişir. İkinci yani kalite diyelim. Bir metrekareyi 10 bin liraya da ihale edebilirsiniz. Niteliğine göre 15'e 20'ye de yapabilirsiniz. Yani bugün şurada bir mahalle arasında 5 katlı, 10 katlı, 10 daire, 20 daire, 1 blok, 2 blok projelerde bu 18, 9, 10, 11, 12 bin liraya yapılabilir. Peki. Bu proje tamamıyla projenin büyüklüğüne, niteliğine, sosyal alanlarına, donatılarına, otoparkına, içerisinde kullandığınız malzemeye, mahalle listesine göre değişir. Arsa payına göre değişir. Ama bugün İstanbul'da az önce de bahsettiğim gibi bir blok, iki blok yapılan konutlarda 8, 9, 10, 11 bin liraya metrekare maliyetleri var, çıkartılabilir. Ben şu anda bir internet sitesine baktım. 2 milyon liranın altında olan konutlara baktım. 1 milyonun altında olan da var. İstanbul Avrupa Yakası için. Yani bine yakın konut listeliydi şu anda. Mete Bey. İkinci el değil, sıfır. Mete Bey. Yani bunların bir kısmı da sıfırdır mutlaka. Bir Mete Bey sıfır. Soracak bir soru. Hakan Bey. Tabii buyur. Buyurun Mete Bey. Hakan Bey, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi birinci sorum, orada kişinin üzerinde ev olmayacak diyorsunuz. Eğer bu hane halkı içerisindeki her birey için mi geçerli, evliyse? Yani karı koca için geçerli, evet. Bir daha söyler misiniz? Oldu. Anlamadık. Hane halkı, hane dediğimiz karı kocadan oluşuyor. Ya İkisinde onlar, de ev olmayacak. Anladım. Onların ikisinde de ev olmayacak anladığım kadarıyla. Evet. Evet, tamam. Doğru. Birisinde olduğunda eşi de başvuramıyor. Evet, doğrudur. Okey. Peki ikinci sorum da şu. Buradaki bankalar tabirinde kullanırken devlet bankalarını mı kastettiniz yoksa daha önceki olduğu gibi kamu destek verdiği için özel sektörde özel sektör bankaları da bu başvuru içine geçerli mi? Şu anda devlet bankalarımız senkronize oldular. Özel bankalarla da Maliye Bakanlığımız görüşüyor. Onlar da bunun içerisinde olabilir. Onun görüşmeleri devam ediyor. Üçüncü soru, demin bahsederken dediniz ki bu bir konut aslında yapım projesi. Onu da arttırmak istiyoruz. Arzı da arttırmak istiyoruz dediniz ve aslında üreticiye de bir teşvik veriyoruz dediniz. Yanlış anlamadıysam 25 milyona kadar kredi vereceğiz dediniz. Doğru mudur? Doğru, doğru. Okay. Bankalarımız 25 milyona kadar kredi garanti fonu gibi peki, bunu şey yapabiliyor mu? İşte kendi aralarında bir araya gelen 10 dairelik bir yeri yapmak isteyen bir grup da buna gidip size başvurabiliyor yapabilir. Mu? Yapabilir. Yani kooperatif gibi gelip ben de
arsamın üzerine ben bu evi yapmak istiyorum dediğinde tabii, bu 25 milyon tabii krediyle kullanabilecek değil mi? Tabii ki. Tamam. Tabii. Peki Hakan Bey, o zaman bu kampanya biraz tabiri caizse interaktif bir kampanya olacak. Yani vatandaşa açık, gelecek size vatandaş kendi koşullarını anlatacak, bulduğu evi anlatacak. Yani bayağı bir organizasyon işi aslında. Bunun altyapısı hazır mı sizin açınızdan? Tabii, yaklaşık 2-3 aydır biz bunu çalışıyoruz. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız, bankalarımız 2-3 aydır bu çalışılıyor zaten. Dolayısıyla bu hani dünden oluşmuş bir kampanya değil. 2-3 aydır çalışmanın bir ürünü. Şu andaki bahsettiğimiz koşullara altyapı olarak hazırız. Dolayısıyla bu konuda altyapı olarak bir sorunumuz yok. Benim anladığım bir şey soracağım. Çok özür dilerim. Daha önce TOKİ'de kura vardı. Anladığım kadarıyla bunda ilk başvuran alacak. Öyle mi olacak? Ya tabii ki TOKİ'deki alt gelir grubu, sosyal konut projeleri. Dolayısıyla buradaki orta gelir grubu biraz da serbest piyasa. Yani ilk başvuranlar 100 bini dolduracak o zaman. Yani tabii ki bunu söylemek lazım. Ama bu dediğim gibi bir finansal model olacak artık. Tamam. Dolayısıyla bu kalıcı olacak. Hani bu 100 bine giremedik. Onu demek istemedim ben. Hani insanlar yani gecikirse 100 bin dolabilir, onu söylemeye. Yani bir sene sonra da devam edecek. Siz bunu bir finansal model olacak diyorsunuz. Finansal model oldu, sayı sınırımız yok diyemiyor musunuz bugünden? Bunu zaten bugün Sayın Maliye Bakanımız da söyledi. Yani bu bir başlangıç. Bunun devamını da getireceğiz, geliştireceğiz. Söyledi zaten bunu. Kendisi de söyledi. Diyorsunuz ki siz bunu bir başlangıç olarak algılansın bu. Eğer bu finansal modelle devam etmek istersek devam edebiliriz. 100 binle sınırlı kalmaz diyorsunuz yani. Evet. Hakan Bayrakçı bir şey söylüyor. Diyorlar ki Emlak Konut niye kendisi yapmıyor? Müteahhitlere ihale ediyor bu projeleri diyorlar. Neden Emlak Konut Genel Müdürü olarak cevap verin? Şimdi biz kendimiz de yaptığımız projeler var. Ama şunu siz de takdir edersiniz ki şu anda bizim devam eden 97 tane projemiz var. Biz her işi kendimiz yapmaya kalksak 97 tane projede yaklaşık 10 bin tane mühendis çalıştırmamız gerekir. Ha. Bir projede yaklaşık 40-50 tane mühendis çalışıyor. Sadece mühendis olarak söylüyorum bunu. Yani bunun diğer kısımlarında bakarsanız bir projede aslında yaklaşık 100 kişi çalışıyor. Biz her projeyi kendimiz yapalım dersek bu bir antalyapıya dönüşür. Biz bazı projeleri kendimiz ihale edip yapıyoruz, kendimiz satıyoruz. Bazı projeleri de ortaklık ihale yöntemiyle bir yükleniciyle birlikte yapıyoruz da yüklenicinin gücünü de kullanmış oluyoruz aynı zamanda. Hızlı üretimi sağlamış oluyoruz. Bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş Hakan Bey, diyor ki 15 yıl vade, 5 ya da 10 yıl vade olarak da planlanabilir mi? 2 milyonluk bir daireye 4 milyon vermek ne kadar mantıklı diye de devam etmiş. 15 yıl için. 2 milyonluk bir daireye 4 milyon derken, yani 2 milyon bir krediyi 15 yıl boyunca 4 milyon olarak geliyor diyorsunuz. Yani bu evet, çok da mantıksız değil. Yani. Mantıklı mı diyorsunuz? Değil. Peki. Birkaç soru yönelttim. Peki şöyle bir soru diyorsunuz. Maksat 5 ya da 10 yıl vadeye planlaması. Evet. Bu şöyle. Bu maksimum. Yani bunu vatandaş geldi, bir konutu buldu. Ya bana 5 yıl uygula dedi bankaya, 10 yıl uygula dedi, banka uygular. Hani bu maksimumdur. Esas maksat orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamakta. Vatandaş soruyor, niye ikinci el konutlara uygulanmıyor? Ya burada tabii ki birinci el konutları da arttırmak gerekiyor. Yani satışını yapmak, yeni üretimi yapmak gerekiyor. İkinci el konutlarda yapıldığında piyasa olarak da dengesizlikler oluşabilir, artışlar oluşabilir. Öncelikle birinci el, ama bunun ikinci eli de süreç içerisinde başka koşullarda yine bankalarımız sağlayacak. Evet. Birkaç soru yönelteyim ben de Hakan Bey. Hakan Bey, teşekkür ederiz açıklamalar için. Şunu bir netleştirmek açısından soruyorum. Sizin örnek verdiğiniz ödeme planında olduğu gibi tüm ödemelerde, tüm planlarda sabit taksit olacak değil mi efendim? Evet.
Yani kişinin hane halkının gelirine göre oluşturulan ödeme koşulu sabit olacak. Diğer bir konu, hem bir soru hem de bir talep gibi geliyor. Devlet memurlarından özellikle. Şimdi bir yıl yaşama koşulu var biliyorsunuz alacağı, evi alacağı yerde. Diyor ki pek çok insan, mesela ben yeni taşındım diyor Ankara'ya, Antalya'ya. Henüz taşınalı az bir zaman oldu, 3 ay 5 ay oldu. Fakat devlet memuru olduğum için 5 yıl burada olacağım, bu kesin. Yani garanti buradayım zaten, burada yaşayacağım. Bunlar için ayrı bir uygulama düşünülebilir mi acaba, özel bir durum? Öyle bir şey gündeme alır mısınız? Ya bunu gündeme alalım. Tabii ki bunlar talepler. Bu süreç içerisinde değerlendirilebilir. Yenilikler yapılabilir, eksikler çıkabilir. Bu bir talep. Bunu gündeme alırız. Bakanlıklarımıza da iletiriz, çalışılır. Evet, teşekkür ederiz. Bir de engelli vatandaşlarımızdan gelen birkaç şey var. Onlar da şöyle diyorlar. Şimdi engelli oldukları için tabii malumunuz engellilere bir pozitif ayrımcılık yapılıyor bu tip projelerde. Yani bazı koşullar engellilere hafifletilebilir mi? Örneğin bir örnek vereyim. Engelli bir çiftiz. İşte evimizi satalı bir yıl daha tam olmadı. Ama yeni bir ev almamız lazım. Biz acaba faydalanabilir miyiz gibi istisnai şeyler geliyor. Bir de böyle engellilerden gelen talepler var. Evet, onu da not aldım. Bunu da çalışalım. Teşekkür ederiz Sayın Genel Bey. Sağ olun. Çok değerli, soru var. Doğru adrese Hakan Bey, sorduk yani. Sağ olun. Bir soru da şu. Konutları biz mi bulacağız yoksa belirli bir konut listesi yayınlanacak ve oradan mı başvuru yapacağız? İşte var. Konutları vatandaşımız kendisi de bulabilir. Az önce de bahsettiğim bir internet sitesi oluşturacak. Bu internet sitesine projelerini veya konutlarını koymak isteyenlerin talepleri oraya alınacak. Oradan da takip edilebilir ama yine üstüne basa basa söylüyorum. Sadece bu oradakiler buna kampanyaya katılıyor diye bir şey yok. Orada olmayanlar da bu koşullardan faydalanabilir. Onur da kulağıma sürekli şey diyor. Bu işte çok torpil olur diyor. Şuna bir cevap verin Hakan Bey. Onur mu diyor bunu? Evet ya, kulağıma sürekli bu işte çok torpil olur, çok torpil olur. Nasıl ne engelleyecek açıdan? Murat? Ne bileyim, ne açıdan şey Onur? Ne açıdan torpil olur? Diyenler var demeye başladı şimdi. Ne diyorlar? Ben bu arada bir soru sorayım. TOKİ bu işe dahil olacak mı? Böyle bir plan var mı Hakan Bey? O TOKİ'nin şu anda biliyorsunuz 500 bin konut alt gelir grubu kampanyasını sürdürüyor. Bunun devamı da olacak. Dolayısıyla ama üretim her zaman yapılabilir ya. Yani. Şimdi şöyle, vatandaştan gelen genel tepki şöyle, TOKİ'nin konutları çok beğeniliyor. Yani sizinkiler zaten çok beğeniliyor. Sizinkiler hatta biraz erişmekte güçlük çekiyorlar sizinkilere. Siz fazla iyi yapıyorsunuz projeleri. Biraz lüks kaçıyor belki vatandaşa. Ama TOKİ'ninkiler de çok talep görüyor. Onun için hani istiyorlar. Hem siz hem TOKİ girsin istiyorlar. Pardon efendim. Evet. Ya bu iltifat mı anlayamadım ya. Yani hem iltifat bir yanıyla bir yanıyla da bir talep yani. Evet. Çünkü hani daha iyi konuta erişmek istiyor insanlar ister istemez. Bir de bir izleyicimiz şey demiş, müteahhitler tam faturalandırma yapabilecekler mi? Ne demek bu? Yani vergi kaçırmasınlar diyorlar. Vallahi bilmiyorum, öyle demiş yani. Kredi kullanılacağı için hani sonuçta bir vatandaş gidecek, bulduğu daireyi bankaya bir kredi başvurusunda bulunacak. Dolayısıyla banka bir kredi vereceği için yani öyle bir şey söz konusu olabileceğini düşünmüyorum. Konutlara müteahhitler mutlaka zam yapar diye olumsuz yaklaşanlar da var. O konuyla ilgili bugün iki bakanımız da bu konuyu çok net olarak açıkladılar. Ben de tekrar edeyim. Bu konuda az önce de bahsettiğim bankalarda veya bakanlıktan oluşan bir komisyon kurulacak. Dolayısıyla bankalarda ekspertiz yaparak SPK ile de destekli olarak bu fiyatları denetleyecekler. Yani bununla ilgili bir komisyon fiyatların kontrolü konusunda sürekli çalışacak. Dolayısıyla bu konuda da istismara yol verilmeyecekler. Eşlerden birinin üzerine yarı hisseli ev veya tam hisseli tarla, arsa varsa başvurabilirler mi? Şöyle, kırsalda üzerlerine tarla, arsa, ev varsa başvurabiliyorlar. Kırsalda. Ama kentte ise başvuramıyorlar. Ha, evet. Çünkü yani kendinize ev yapabilirsiniz. Köyünüzde bir arsanız var, başvurabilirsiniz. Ama ilçede, kentte bir yeriniz varsa başvuramazsınız.
Evet. İnce düşünülmüş orası. Sorusu, konuşmak isteyen var mı bu konuyla ilgili olarak? Sorduk. Yani şöyle söyleyeyim, çok soru var. Çok çok ayrıntılı soru var. Hani genel müdüre şey gibi ol. Yok yok, hayır. Çok özel, şahsi. Çünkü her birinin sorunu çok şahsi olduğu için söylüyorum. Muhtemelen ben sizi, yani siz muhtemelen şey yapacaksınızdır. Hani vardır ya Diyanet'e şöyle bir öyle adres şey varsa, bakıyorlar ya, Diyanet'e soruyorsunuz da cevap veriyor. Soru cevap, evet. Bozulur. Yani bir internet efendim, adresi olursa orada. Ya bence bir soru yeri için, olursa evet, iletişim, onu insanlar sorsunlar ve dönsünler. Çünkü birebir bu soruların cevabına güzel sayın öneri, bir genel müdürün yetişmesi mümkün olmayacaktır. Vardır. Herhalde vardır. Kendisi Ahmet Bey, onunla ilgili çok kısa bir süre içerisinde bu internet sitesi canlıya alınacak. Dolayısıyla orada tüm sorular hızlı bir şekilde cevaplandırılacak. Ha, bireysel cevaplama gerektiren sorular çünkü çoğu. Evet, oraya sorularını kişiye özel çoğu yazacaklar. Yazacaklar, hızlı bir şekilde cevaplarını alacaklar. Bir son soru soralım, geniş bir kitle ilgilendiriyor. Şimdi hane halkı, Hakan Bey, hane halkı deyince tabii yani bir hanede şöyle düşünün. Anne baba var, bir de diyelim yetişkin çocukları var. Çalışıyor bu çocuk. Ama evi yok. Yani annesi babasıyla beraber yaşıyor. Bu ev sahibi olmak istiyor bu kişi. Bu ayrı bir hane halkı olarak değerlendirilebilecek mi? Yararlanabilir mi böyle bir evet, şeyle? Evet, yararlanabiliyor. Yani çocukların ailesinin evi olması önemli, çocukları önemli bağlamıyor. Eğer maaşı önemli varsa, kriterlere de uyuyorsa, yani maaş, kredi kriterlerine, banka kriterlerine uyabiliyorsa, çocuklar da, gençler de bundan faydalanabilecek. Yani haneden kastımız karı koca. Evet. Hakan aile, Bey. Yani, aile, evet. Yani şimdi çok çekil olumsuz tekrar bakanlar da var. Ben sorayım size, ya şey yapmayın, yani cevaplayın bunları da. Çünkü önemli bunlar. Bu proje diyor bir vatandaşımız, müteahhitlerin elinde kalıp satamadıkları konutları sisteme sokup yüksek fiyatla satma projesidir diyor birisi. Yani burada bir sürü kıyas var, denetleme var. Dolayısıyla hani bu kadar denetlemenin ilk ev olacak, ikametgah olacak, bu kredi koşulları olacak. Dolayısıyla bir denetleme olacak. Dolayısıyla yani abi de zoraki değil ki, insanlar almayabilirler. Nasıl bu şey olacak? Yani ben çok anlam veremiyorum yani. Almayabilirler, bu şey değil ki, zorlayacak bir sistem değil ki. Yani devlet satın alıp ben satıyorum dese anlayacağım da. Tamamen iradeye bağlı. İrade, insanın kendi aynen iradesiyle öyle ilgili bir şey. Bir süre belirlediniz mi kampanya için? Kampanyanın sabit bir süresi yok. 100 bin konutu kapsayacağını öngörüyoruz. Herhangi bir süresi yok. Ama devamı da olacağı için bir sabit bir süre yok kampanyada. Peki üst sınır var mı kredide? Ha, aynı şey sorduk. Kredi üst sınır var. Siz de sorun. Buyurun. Birinci bölgede 5 milyon, ikinci bölgede 3 milyon, üçüncü bölgede de 2 milyon. Ha, bölgelere göre. Onur Bey bir daha sorar mısınız? Hayır, benim şöyle koysun, bölgelere göre söyledi Hakan Bey. Alınabilir bireysel kredi oranı. Toplam kredinin bir limiti var mı? Yani 100 yani bin burada konut, burada 100 bin konut tu içereceği düşünülüyor. Dolayısıyla o gelecek kredi talebine göre 100 bin konut karşılanacak. Kredi limiti yok o zaman. Evet. Şehirdeki arsa hisseli tapu vasfında ve imara tabi değil. Boğaz imar alanında imar izni yoksa sahibi başvurabilir mi? Diyorum tam kişiye yani özel. Bu da çok özellikli bir soru. Evet, imar izni yoksa Boğaz'daysa bunu da değerlendirelim. Başvuru yapabilir, değerlendirelim. Bir babamız vefat ettiği için babamın üzerinde olan ev miras yoluyla ben ve iki kardeşim ve annem olmak üzere dördümüze ortak tapu yapıyor. O başvurabilir zaten. Onu söyledik yani. Veraseten kalan gayrimenkul buna dahil değil. Başvurabilirsiniz sayın izleyicimiz. Evet. Size tekrar söyleniyor. Bir vatandaşımız şöyle bir şey soruyor. O da enteresan geldi bana. Hani bunu tabii açıklamakta yarar var. Açıkladığınız zaman bir daha vurgulayalım. Aylık taksit tutarı hane halkının %40'ını geçmeyecekse 10.000 TL için 7.000 taksit ödeyebilir miyim diyor. Ne demek bunu, ben tam anlayamadım ama. Yani
O buradaki kredi taksitinde yaklaşık zaten amaç söylendi bugün de %40'ını geçmesin. Hani vatandaş kolaylıkla ödeyebilsin oradaki kasıt. Yani gelirinize göre o alacağınız kredi miktarına göre de değişecek tabii ki bu. Yani 1 milyon kredi kullandığınızda 3 milyon kredi kullanıp da işte hane halkı geliriniz 15 bin liraysa öyle bir şey mümkün değil tabii ki. Peki. Bir başka ya bir vatandaşımız da şey demiş, onu da söyleyelim. Orta ölçekli vatandaş bu paraları nasıl ödeyebilsin? Bu zengine çalışmaktır demiş. Buna da bir daha açıklama getirin bu konuya da. Yani Ahmet Bey az önce zaten siz de programda maaş zammını tartışırken meslek gruplarının maaşlarını zaten yansıttınız. Yani dolayısıyla beyhanede iki kişi çalışıyorsa bugün en düşük memur maaşı az önce siz de yansıttınız 11.800 yanılmıyorsam 12 bin civarı. Yani iki kişi çalışıyorsa 25 bin lira oluyor. Dolayısıyla bu 2 milyon krediye ya bu ödeme kolaylığına karşılık geliyor. Yani en düşük memur maaşı alan karı koca bir çift bu kampanyaya girebiliyor mu demek? Yani 1 milyon, 1,5 milyon kredi kullanabiliyor. Kullanıyor da ödeyemez Hakan Bey onu. Ben ödeyemez. Tabii ödeyemez. Ki diğer giderleri ayrı bir konu. Ben hani evet. Söylediğim bu kredi koşulunun o hane halkı gelirine göre ki taksit durumu. Ben bir şey sorabilir miyim? Bu üstadı. Demin açıklarken Sayın Genel Müdürüm şey dediniz. Sonuçta sıfır konutlar veya projesi olan ve projesi ilerleyen konutlar da müdahil olur dediniz değil mi? Doğru yanlış anlamadım. Tabii tabii. Tamam. Bitmiş, tamamlanmış, devam peki, eden. Mesela şimdi insanların çoğu şöyle düşünür. Her zaman da böyledir. Bir ev aldığında kredi nasıl olsa ev kredisi ev kirası veriyorum kira öder gibi ödeyeyim diye düşünür. Mesela konutu eğer bitmemişse konutu bitmemiş olanlar geri ödemeye konuta girdiği andan itibaren mi başlayacak yoksa konutu satın aldığı günden itibaren mi başlayacak? Konutu satın aldığı günden itibaren başlayacak. Zaten 3 yıl düşük ödemenin anlamı da bu zaten. Yani 2-3 yıl içerisinde tamamlanacağını veya 1 yıl içerisinde tamamlanacağını düşünürsek bu süre içerisinde ödeme kolaylığını sağlamak buradaki 3 yıldaki amaç da tam olarak bu zaten. Peki. Şöyle bir soru var. Ya diyor ki konutun fiyatı almak istediğim konutun fiyatı 5 milyon veya 8 milyon. 0.69'dan 2 milyon kredi kullanmak istesem ve geri kalan krediyi başka bir kaynak bankadan veya üst kaynaklarından karşılayabilir miyim? Tabii ki karşılayabilir. Bu da mümkün mü? Tabii ki mümkün. Yurt dışında 5 milyonluk, 6 milyonluk bir konut alacak İstanbul'da. Burada ipotek 2 milyonluk kredi kullanabilir. Geri kalan kısmını kendi kaynaklarıyla ödeyebilir. Üst kaynak dedi, başka banka vermez. İpotek sorunu var çünkü. Yok, kendi kaynaklarıyla. Evet, olur. Kendi ha, başka bir banka diye soruyor. Yok, o olmaz. Geri kalan krediyi başka bir bankadan veya üst kaynaklarından, onun ne demek istediğini anlamıyorum. Başka bir bankadan neden alsın, böyle bir imkan varken niye başka bankadan? Yok, yani kredi ev 7 milyona ev buldu, 8 milyona ev buldu. 5 milyonunu sizden alayım diyor. 3 milyon evet. Da başka bir bankadan alarak tamamlayabilir miyim yüksek faizden diyor. Ama bu böyle sormuş. O başka bir yere gider. Yani buradaki amaç öyle sormuş değil mi? Ben öyle anladım. Evet. Bu bankacılıkla ilgili bir şey. Bir de yani evet. O rehin, ipotek konusu devreye giriyor. Zaten konunun tamamen dışında. Evet, bu başka bir konu. Hakan Bey, yurt dışında yerleşik vatandaşlar tabii istifade edemeyecek bundan. Çünkü ikamet zorunluluğu var değil mi? Tabii ki. Bu şu anda işte burada yaşayan orta gelir grubu dediğimiz veya yaşayan evet. Kişiler ulaşsın. Amaç bu olduğu için yurt dışını evet. Kapsamıyor. Bir çok geçici görevle, özür dilerim, geçici görevle yurt dışına giden devlet memurları var. Mesela onlar istifade etmek istiyorlar. Onlara açıktır herhalde. Onun zaten ikametgahı zaten buradadır. Yani burada ikametgahı geçerli olacak değil mi? Evet, evet. Bir, çok güzel bir soru. Bu diyor, orta gelirliye konut projesine katılabilmem için benim aylık gelirimin ne kadar olması lazım? Ben diyor aylık olarak 25.000 TL'yi geçmiyor benim şu anki gelirim. Benim başvurmam mantıklı mı diyor?
Yani 2-2,5 milyonluk, 2 milyonluk bir konuta başvuru yapabilir. Belli bir birikimi varsa, yani 1-1,5 milyonluk bir kredi kullanabilir. Ve 25 bin lira taksit, hane halkı gelirine baktığımızda ona göre taksiti hesaplandığında yaklaşık %30-35'lerine denk gelir. Dolayısıyla tabii ki başka giderleri, başka durumları yoksa kullanabilir. Ödeyebilir mi Onur Bey? Yani 25 bin lira alan aşağı yukarı 20 bin lira ev taksiti öderse muhtemelen ödeyemez. 5 bin lirayla geçirmek mümkün değil ama tabii orada Hakan Bey de yapacağı değil, bir şey az yok. Az önce yani. De söyledim. 20 bin lira olmuyor. Burada 30 bin lira aylık hane gelirinde ilk 3 yıl 9-10-12 bin lira oluyor. Dolayısıyla o da 8-9-10 bin lira civarında oluyor. 20 bin lira değil. O zaman evet. Sabit taksit değil değil mi Hakan Bey? Sonradan artıyor. İlk 3 yıl düşük ödemeli. Daha sonraki 4 yıl bir tık daha artırılıyor. O aradaki 3 yıldaki farkı son 8 yıla konuluyor. Tamam bak şimdi evet. 25 bin lira aylık geliri olan aile bu projeye başvurmak isteyen vatandaşımız. Tamam şimdi çok daha iyi anladım. İyi ki bu soruyu sormuşuz. Şimdi evi alıyorsun ilk 3 yıl aylık 9 bin lira ödüyorsun. Kredi bakın. Krediye 25 bağlı. Bin lira geliri olan bir vatandaşta yani 15 lira bin lira geliri olan bir vatandaşı düşünelim. 1 milyon kredi kullandığını düşünelim. Bugün Sayın Bakanımız bunu açıkladı zaten. Diyelim ki 2 milyonluk, 1,5 milyonluk bir konut alıyor ve 15 bin lira geliri var. Bunun ilk yıl 4.400 lira taksiti oluyor yaklaşık. İkinci yıl 5.500 lira oluyor. Üçüncü yıl 6.500 lira oluyor. Bugün 15 bin lira geliri olan ya bir yıl sonra... 2 yıl sonra 18-20 bin lira geliri olacak. Yani 3 yıl içerisinde 4, 5 ve 6 bin lira taksit ödüyor. Yani teslim alana kadar. 25 bin lira alan? 25 bin lira alan bunun daha yüksek taksitini ödeyebilir yani. O da yine alacağı eve kredisine bağlı. Tabii ki ona bağlı olarak. Zaten bu bunu şey olarak düşünün. Kişiye bağlı olarak değişecek diyorum ya. Kişinin gelirine ve baktığı konuta alacağı kredi miktarına göre o değişken. Onu nasıl hesaplayacaksınız zaten? Örnek olarak 15 bin lira geliri olan bir vatandaş 1 milyon kredi kullandığında ilk yıl 4.400 lira ödüyor. İkinci yıl 5.500 civarında, üçüncü yıl 6.500 civarında ödüyor. 4, 5, 6, 7, 8. yıllarda 9.500 lira. 9. yıldan, 8. yıldan sonra 15. yıla kadar yaklaşık 12 bin lira ödüyor. Yani 15 yılın sonunda bile bugünkü 2023 Ocak ayındaki maaşına gelmiyor. Peki katılım bankalarıyla çalışacak mısınız bu projede? Tabii katılım bankaları da var. Evet. Onu soranlar da var. Ya evet. İkinci evi olamaz mı insanın diyor. Eşim kendine ev almak isteyemez mi yani? Niye ikinci evi diyor? Ya burada siz de takdir edersiniz. Amaç birinci ev olması. Önce olmayanlar. Önce olmayan. Sosyal evet. Devlet. Şimdi önce mesela olmayan. Bu satış sitelerinde, internet sitelerinde şu anda şunu görüyorum. Yani 0.69'da satış olacak diyorlar. Yani başına mesela ilan koymuş 0.69'dan diyor. Müteahhitler, satıcılar şu anda bunu bilebilir mi? Sıfır ev olması yeterli mi bunun için? Anlayamadım tam olarak. Yani şu anda mesela şu anda satışta olan evlerde görüyorum 0.69 şeklinde ilanlar var. Bunu size sormadan bilebilirler mi? Yoksa hani sadece sıfır ev olması 0.69'dan bu kredinin uygulanacağına bir karine midir? Yani sıfır ev olması 1 milyona kadar 0.69'dan kullanılabiliyor. Yani o zaman bu yanlış değil bu ilanlar o zaman. Koyabilirler pekala. Evet, yani bu zaten birkaç gündür konuşuluyor. Oranlar sizler konuşuyorsunuz, basın mensupları konuşuyor. Dolayısıyla... Pazarlama o da taktik. Onlardan kaynaklı olabilir. Pazarlama Hakan taktik. Bey, 1 milyon üzerinden örnek veriyor genel müdürümüz. 1 milyon TL'ye ev mi var? Soruyorum demiş bir vatandaşımız. 1 milyon kredi kullandığımızı düşünürsek diyoruz. Yani 1 milyon TL'ye ev var demiyorum zaten. Size 1 milyonluk kredi verirsek diye söylüyor. 1 milyonluk kredi verirsek. Kefil gerekecek mi? Şöyle... İşte hane halkı gelirine göre bu oluşturulduğu için, hane halkı gelirine göre bu taksit veya kredi tutarı belirleneceği için gerek olmayacaktır. Ama gerek olduğunda da kullanılabilir. Kefil. Evet, ipotek koyuyorlar.
Yani kefil yok, olacak ilave... Ben anlamadım Hakan Bey'in cevabını da. Bir daha. Yok. Hayır. Hayır, kefil olmayacak. Yani hane halkı geliri az önce bahsettiğimiz gibi 15, 20, 25 ve ona göre kullandığı kredinin tutarı hane halkı gelirine göre belirlenecek. Siz gittiniz 2 milyon başvurdunuz. Hane halkı geliriniz buna uygun değil. Size diyecek ki banka 1,5 milyon kullanabilirsiniz. Herhangi gelir bir durumuna göre kalmayacak. Kendi gelirlerine dayanacak. Ya gelirini kanıtlayacak o zaman, öyle mi? Evet, tabii ki. Müteahhit arkadaşımız yazmış. Şu an Emlak Konut'un yaptığı projelerde en düşük metrekare maliyeti 50 bin lira diyor. Vallahi arkadaşımız neye göre bunu söylüyor bilmiyorum. Emlak Konut Müdürü'nden genel müdürüne daha iyi bilmiyordur herhalde. Hadi. Ondan daha iyi bilmiyordur. Bu da müteahhit yani. Öyle. Ama ondan daha iyi bilemez herhalde. Evet, paylaştım. Ya, çok iyi yapmayın. Peki bu çok iyi. Muhteşemmiş o arkadaş. Hayır, Hakan Bey cep en düşük ne kadar sizde söyleyin. Siz açıklayın yani. Rakam nedir? Bizim şu andaki projelerde 2 milyondan başlayan fiyatlarımız var. 1.900'den başlayan 1+1'den fiyatlarımız 2+1, 2.5, 3 milyon. 3+1'ler, 4-5 milyon olan 3+1'lerimiz, projelerimiz de var, mevcut. Peki kentsel dönüşüm projeleri de bu projeden faydalanabilir mi? Ya sonuçta burada bu bir gayrimenkule bu veriliyor. Bunun kentsel dönüşüm olması veya olmaması bir kriter değil. Tabii ki faydalanabilir. Yaş sınırı var mı? Yok. Peki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartı gerekiyor mu? Çünkü yabancılar alacak diye eleştirenler var. Evet, gerekiyor. Yani yabancılar alamaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Evet, şart. Ya bir vatandaşımızla oturduğum evi almak istiyorum ama sıfır şartı olduğundan faydalanamıyoruz. İkinci el konutlarla ilgili de böyle benzer bir uygulama, bir kampanya yapılabilir mi? Tabii o bilmiyorum, sizin görüşünüz nedir bu konuda? O tabii ki bir maliyenin konusu ama bugün siz de dinlemişsinizdir. Maliye Bakanımız bununla da ilgili genel kredi koşullarıyla ilgili çalışma yapıldığını söyledi zaten. Çok güzel o zaman, onu da ben hani o Sayın İki Bakanımızın yaptıkları açıklamaları dinledim. Şimdi biz dinlemeyenler için sorduğumuz için şey yapmayın yani, yadırgamayın lütfen. Hayır, o anlamda söylemedim zaten. Evet, peki. Bir başka şey de şu. Bir vatandaşımız da şey demiş, en temel insan haklarından biridir konut ve barınma hakkı. Anayasal bir haktır. Yani anayasayla sağlanmış bir hak. Madde 36. Şöyle der, herkes temel insani gereksinimlerini karşılayabilecek, insan haysiyetine yakışır biçimde konut ve barınma hakkına sahiptir. Doğrudur. Zaten şahane, devlet de onun için çalışıyor zaten. Devlet de onun için çalışıyor zaten. Anayasanın o maddesini yerine getirmek için çalışıyor. Parayla satıyor, kredi istiyor. Şimdi anayasa, anayasa bedava verilecek. 36. Herkesin hakkı vardır diyor. O zaman 36. Yani, maddede öyle bir şey yok. Tamam, yok mu? Tamam, bolluk şeyi yok ki yani, öyle bir şey yok. Bu çok güzeldi ya. Hayır, 36 hak arama hürriyeti baktım. Güzel yani. Ne yazıyor 36 ne? Hak arama hürriyeti. Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanıyor. Konuyla ilgisi yok. Ama o tabii ki onu uyar. Barınma haktır ama yani haklar da koşullara bağlıdır. Sadece bir yanılsama var orada. Yani. Sigorta da bir haktır tabii. Ama çalışırsanız tabii. Sigortalı olursunuz. Yoksa barınma bir insan hakkı elbette. Tabii ki mutlaka. Şimdi Sayın Genel Müdür, şöyle bir ayrıntı var. Diyelim ki ilk günden bu kampanyayı başladınız ya da işte 10-15 gün içerisinde 100 bin doldu. Ne yapacaksınız? Bunda da pek dolma gibi bir şey olacak gibi de benzemiyor pek. Yani devamı gelecek gibi ama herhalde. Bence rahat olalım o konuda. Ya, tabii ki devamı olacak, bugün de söylendi, az önce ben de söyledim. Yani bu bir finans modeli olacak artık. Orta gelir grubunu ev sahibi yapmak için sürekli hale gelecek bir finans modeli olacak. Uber'in başlangıcı, pilot uygulaması bundan sonra bir finans modeli haline gelecek zaten.
Dolayısıyla hani böyle bir endişeye gerek yok diye düşünüyorum. Hakan Bey, siz inşaat işinin içinde olan birisi olarak, yani hem finans tarafını biliyorsunuz hem inşaat tarafını biliyorsunuz. Bu modelin sürdürülebilirliğine inanıyor musunuz? Yani parametreler onu gösteriyor mu? Hani bu söylediğinizi teyit için bir daha soruyorum. Ya tabii ki burada işte bu bir finans modeli ve bu bir bankacıların maliyenin bir konusu. Ya dolayısıyla biz de onların düşünceleri, bizim mesleğimiz inşaat, mesleğimiz mühendislik, yani finans değil. Dolayısıyla onların söyledikleri şey bizim için de kabuldür. Dolayısıyla onlar bunun sürdürüleceğini, yürütüleceğini söylüyor. Dolayısıyla tabii ki çalışıyoruz. Siz maliye referans verdiniz ama. İki ayaklı yani. İki ayaklı. Bir tarafı konut ayaklı, bir tarafı da işin finans kısmı. Ben diyor... Finans evet. Başka bir şey, konut, ya ben tabii konut üretiyorum. Peki evet. Şöyle bir şey olarak Ahmet Bey, Emlak Konut Genel Müdürü olarak sizce vatandaş bu koşulları, orta gelirli bir vatandaş bu koşulları cazip bulup buna yoğun bir ilgi gösterir mi? Kişisel deneyiminizden yola çıkarak soruyorum. Yani siz şu anda yani emlak konutta tam bu işi yapıyorsunuz. Cazip evet. Bulacak mı vatandaş sizce? Yani şöyle, biz 2016 yılından bugüne 4-5 kampanya yaptık. En son 2020 yılında biliyorsunuz COVID döneminin de başlangıcıydı. Salgın döneminin başlangıcıydı. 2020 yılında bir Hayallerini Erteleme Türkiye diye bir kampanya yaptık. Orada yeni bir modeldi bu. %5 peşinatla yine kredi kullanarak ama kredinin ödemesi 3. yılda başlayan bir ödeme koşuluydu ve büyük bir talep oldu. Yani burada da bu koşullarda, bu kredi koşullarında 15 yıl vadede ilk 3 yıl bu katkı ve kredi oranındaki katkıyla birlikte bu esnek ödeme koşuluyla ben talep olacağını düşünüyorum şahsi olarak. Yani 2020'deki kampanyanızdaki koşullardan daha iyi mi bu koşullar? Yani her kampanya kendi içerisinde döneme göre, dönemine göre değerlendirmek gerekir. O döneme göre o koşullar gerekiyordu, o iyi oldu. Bugün bu koşullar bugüne göre bence çok iyi koşullar. Dolayısıyla çok ilgi göreceğini düşünüyorum. Bekliyorsunuz yani, ilgi bekliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Benim sorularım tamam. Sizin de söyleyecek bir yoksa yok, genel müdürümüze... Çok güzel, yani sabırla cevap verdi. Bazen böyle detayın detayı sayılabilecek şeyler sorduk. Tekrar ettik bazı soruları falan. Güzel oldu. Çok teşekkürler. Siz de çok net cevaplar verdiniz Sayın Genel Müdür Hakan Bey. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hepinize iyi yayınlar. İyi geceler. İyi geceler. Biraz siyaset konuşacağız. Onur, ben reklama gidiyorum. Yani.